Dördüncü bölüm. Kış gelmişti. Rutubetli, çürük, hemen hemen karsız bir kış. Koyu, sisli, daimi bir gece halinde uzayan bir kış. Hemen bütün gün sokaklarda gaz yanıyordu ve buna rağmen sisten herkes birbirine çarpıyordu. Çan sesleri, atlı arabaların çıngırakları, nalların kaldırımlarda bıraktığı akisler ve insan konuşmaları ağır havada boğulmuş gibi boğuk akislerle inliyordu. Ben orada Vaterland mahallesinde oturmakta devam ettim. Bu yolculara mahsus otele gittikçe daha kuvvetli bağlanıyordum. Param çoktan bitmişti. Fakat yoksulluğa rağmen güya hakkım varmış, güya ben de ev halkından biriymişim gibi gidip gelmeye devam ediyordum. Otelin sahibi olan kadın henüz bana bir şey söylememişti. Fakat her şeye rağmen parasını vermemiş olmak beni üzüyordu. Böylece 3 hafta geçti. Birkaç günden beri işime tekrar başlamıştım. Fakat beni memnun edecek bir şey yazmaya muvaffak olamıyordum. Elimde talihin zerresi bile kalmamıştı. Hangi mevzuya yapışırsam yapışayım, hayal kafamda derhal sönüyordu. Bu teşebbüslere birinci katın bir odasında, otelin yolculara mahsus en iyi odasında girişiyordum. Burada paramın olduğu, borcumu verebildiğim ilk geceden beri rahatsız edilmeden kalıyordum. Sonra da odamın kirasını ve diğer borçlarımı verebileceğim için şu veya bu mevzu hakkında makale yazabileceğimi umut ediyordum. Bunun içindir ki bu kadar gayretle çalışıyordum. Bilhassa başlamış bir eserim vardı. Ondan çok şeyler bekliyordum. Bu bir hikayeydi. Mecazlarla dolu bir hikayeydi. Bir kitapçı dükkanında yangın çıktığını tasavvur ediyordum. Derin düşüncelerle süslemek istiyordum. Bunu komandöre götürecektim. Komandör bu defa hakikaten bir iktidar sahibine yardım ettiğini görecekti. Bundan hiç şüphem yoktu. Sadece fikrin kafamı ziyaret etmesini beklemek lazımdı. Ve fikir neden kafamı ziyaret etmeyecekti? Hatta ilk günlerde artık yolumu kapayan hiçbir şey yoktu. Otelin sahibi olan kadın bana her gün sabah akşam tatlıyla yapılmış birkaç sandviç veriyordu. Asabiyetim hemen hemen kalmamıştı. Yazı yazmak için artık ellerimi paçavralara sarmıyordum ve başım dönmeden odanın pencerelerinden sokağa bakabiliyordum. Her hususta kendimi eskisinden çok iyi hissediyordum. Hatta hikayemi henüz bitirmemiş olmam karşısında hayret bile duyuyordum. Bu neden böyle oluyordu? Anlayamıyordum. Fakat nihayet bir gün gelecekti. Ne derece zafiyete düştüğümü hissedecektim. Sersemleşen kafamın herhangi bir işten aciz olduğunu görecektim. Bu sabah otelin sahibi olan kadın elinde faturayla odama girerek benden incelememi rica etti. Bunda bir hata olacak. Defterimdeki hesapla uyuşmuyor diyordu. Fakat hatanın nerede olduğunu bulamadım. Hesap başına geçtim. O karşımda oturdu. Bana bakıyordu. Bu 20 kalemi saydım. Önce bir defa yukarıdan aşağıya doğru ve tam yekûnu buldum. Sonra bir defa aşağıdan yukarıya doğru ve yine aynı neticeye vardım. Kadına baktım. Tam karşımda durmuştu ve cevabımı bekliyordu. Derhal dikkat ettim ki bu kadın gebedir. Bu gözümden kaçmadı. Bununla beraber kendisini araştırıcı bir gözle tetkik etmemiştim. Yekûn doğrudur dedim. Fakat şimdi her rakama ayrı ayrı bakınız dedi. Bu kadar yekûnu doldurmayacaktır. Bundan eminim. Ve kalemleri ayrı ayrı incelemeye koyuldum. 2 ekmek 25, 1 lamba şişesi 18, sabun 20, yağ 32. Bu rakamların listesini gözden geçirmek için çok zeki bir kafaya malik olmaya lüzum yoktu. Hiçbir müşkülü ihtiva etmeyen bu bakkal listesinin karşısında kadının bahsettiği hatayı bulmak için cidden uğraştım. Fakat bulamadım. Rakamları birkaç dakika alt üst ettikten sonra heyhat, hepsinin de kafamda karmakarışık bir sürü şey teşkil ettiğini gördüm. Artık borçlu ve alacaklı hanelerini de ayırt edemiyor, hepsini birbirine karıştırıyordum. Nihayet 3 ve 5 bölü 16 Mart peynir, 16'nın yazısı üzerinde durdum. Beynim işlemez oldu. Gözlerim peynir kelimesi üzerinde takıldı kaldı. Yazı şekli de fena dedim. Bakınız burada 16 taksim 5 peynir kaydedilmiştir. Hiç bu görülmüş şey mi? Bir defa da siz bakınız. Kadın evet cevabını verdi. Adetleri böyledir. Böyle yazarlar. Bu Hollanda peyniridir. Yazı doğrudur. 16'da 5 demek. Evet anlıyorum.
Hayır, hayır, anlamıyorum. Birkaç ay evvel bir dakika içinde yapabileceğim bu hesabı bir defa daha başarmaya çalıştım. Bana muamma ile karışık gibi gelen bu rakamlar üzerinde düşünürken terliyordum. Güya bu meseleyi bütün dikkatimle tetkik ediyormuşum gibi gözlerimi kırpıştırıyordum. Fakat nihayet vazgeçtim. 5 dirhem peynir hakkımdan gelmişti. Aklımda bir şey çatlamış gibiydi. Bununla beraber hesap üzerinde düşünmeye devam ettiğim hissini vermek için dudaklarımı kımıldatıyor, ara sıra yüksek sesle bir rakamı söylüyor ve güya çalışmamda devam edecek neticeye yaklaşıyormuşum gibi gözlerimi gittikçe listenin alt hanelerine doğru eğiyordum. Kadın oturmuş bekliyordu. En nihayet, işte dedim, listeyi baştan aşağı gözden geçirdim. İçinde görebildiğime bakarsanız hakikaten hata yok. Yok mu? Hakikaten yok mu? Fakat gördüm ki bana inanmıyordu. Birdenbire sesinde benim için evvelce hiç işitmediğim müstehzi bir ahenk kor gibi göründü. Belki de kilo, gram hesabına alışkın değilsinizdir dedi ve aynı zamanda faturayı iyice tetkik ettirmek için anlayan birisine müracaat etmek lazım gelecek cümlesini ilave etti. Bütün bunlar beni utandıracak, izzeti nefsimi kıracak bir tarzda değil fakat ciddi ve düşünceli bir sesle söylendi. Kadın kapının yanına gelmişti. Çıkmak üzereyken bana bakmadan beni mazur görünüz, sizi rahatsız ettim dedi ve çıktı. Az sonra kapı tekrar açıldı ve kadın yine göründü. Geri gelmeden evvel ancak koridorun sonuna kadar gitmiş olabilirdi. Hakikaten dedi, bana küçük bir borcunuz yok mu? Zannedersen buraya geleli dün 3 hafta oldu. Demin aklımdaydı fakat unuttum. Kalabalık bir aileyiz, işin içinden güç çıkabiliyoruz. Fazla olarak burada bir müşteriye kredi de yaparsak... Kadının sözünü kestim. Size daha evvel de bir makale üzerinde çalıştığımı söylemiştim. Bitirir bitirmez paranızı vereceğim. Tamamen emin olabilirsiniz. Evet ama bu makale bir türlü bitmiyor. Siz böyle mi sanıyorsunuz? Aradığım fikrin yarın, ne diyorum belki de bu gece sunuh etmesi mümkündür. Bu takdirde makalenin bitmesi nihayet bir çeyrek saatlik iştir. Bilir misiniz benim işim başkalarınınkine benzemez. Şöyle oturup günde bir sürü iş çıkaramam. Zamanı beklemeliyim. Dünyada fikrin şu veya bu saatte doğru biteceğini söyleyebilecek adam mevcut değildir. İş tabii cereyanını takip edecektir. Kadın çekildi. Fakat hakkımda beslediği itimat şüphesiz sarsılmıştı. Yalnız kalınca yerimden fırladım. Yeisle saçlarımı tuttum. Hayır, her şeye rağmen benim için hiçbir kurtuluş yoktu. Hiçbir kurtuluş yoktu. Kafam iflas etmişti. Küçük bir peynirin hesabını yapamadığıma göre hakikaten bunamış mıydım? Diğer taraftan kendi kendime böyle sualleri sorabildiğime bakılırsa beynimi kaybetmiş olmam mümkün müydü? Diğer taraftan hesap işleriyle uğraştığım sırada kadının gebe olduğunu keşfetmemiş miydim? Bunu kendiliğimden bilemezdim. Hiç kimse söylememişti. Durup dururken aklıma da gelmemişti. Kendi gözlerimle görmüştüm. Derhal anlamıştım. Hem de telaşlı bir dakikamda. Hesapla meşgulken anlamıştım. Bütün bunları nasıl izah etmeliydi? Pencereye gittim. Dışarıya baktım. Pencerem arabacılar sokağına bakıyordu. Kaldırım üzerinde bu fakir sokağın ortasında fakirane giyinmiş birkaç çocuk oynuyordu. Boş bir şişeyi birbirlerine atıyor ve avaz avaz bağırıyorlardı. Yanlarından yavaş yavaş giden bir yük arabası geçti. Taşıdığı eşya kontratının bitmesinden evvel kovulmak suretiyle ev değiştirmek mecburiyetinde kalmış bir ailenin olmalıydı. Bu düşündüğüm ilk şey oldu. Arabanın üzerinde yatak takımı, eşya, ağacına kurt düşmüş tahta karyola, konsollar, kırmızıya boyanmış 3 ayaklı sandalyeler ve mutfak teferruatı vardı. Küçük bir kızcağız, burnu nezleli, zayıf ve hımhım bir çocuk, yükün üstünden sarkıyor ve düşmemek için morarmış elleriyle eşyaya tutunuyordu. Çok çirkindi, ıslak, fena bir döşemenin üzerine oturmuştu. Aşağıda oynayan çocuklara bakıyordu. Bütün bunları görüyordum. Ağlamak için en ufak bir zahmet bile çekmiyordum. Ben pencerede bu gözlemleri yaparken otel sahibi kadının hizmetçisinin odama bitişik mutfakta şarkı söylediğini de işittim. Söylediği havayı tanıyordum ve besteye riayet edip etmediğini anlamak için kulak kabarttım ve kendi kendime bunamış bir adamın bütün bunları yapamayacağını söyledim. Tanrı'ya şükür herhangi birisi kadar aklım başımdaydı. Birdenbire aşağıda sokakta 2 çocuğun kavgaya tutuştuklarını gördüm. Bunlar 2 oğlandı.
Birisini tanıyordum. Otel sahibi kadının oğluydu. Ne söylediklerini işitmek üzere penceremi açtım. Birdenbire penceremin altında bir çocuk ordusu toplandı. Bir şey arzu eden gözlerle yukarıya bakıyorlardı. Ne bekliyorlardı? Bir şey atılmasını mı? Solmuş çiçek, kemik, sigara izmariti, oyuncak yapılabilecek herhangi bir şey mi? Pencereme bakıyorlardı. Soğuktan morarmış yüzlerinde gözleri dört açılmıştı. Bununla beraber kavgaya tutuşan iki çocuk birbirlerine küfür etmekte devam ediyorlardı. Bu çocuk ağızlarında umacıya benzeyen kocaman kelimeler, korkunç sıfatlı, belki de rıhtımda öğrenilmiş orospu ve tayfa tabirleri kaynaşıyordu. Ve ikisi de o kadar dalgındı ki olup biteni anlamak için sokağa fırlayan otelin sahibi kadını görmüyorlardı. Kadının oğlu evet diye anlattı. Boğazıma yapıştı, uzun müddet nefes alamadım. Ve hırçın bir eda ile alaya başlayan küçük çapkına dönerek hiddetle kendinden geçmiş bir halde bağırdı. Defol, dana, bitli miskin, vallahi şimdi seni ve anne karnıyla bütün sokağı dolduran bu kadın alıp götürmek için kolundan tutarak bu 10 yaşındaki çocuğa sus çeneni kapa, zannediyorum sen de küfrediyorsun, senelerce meyhanelerde kalmış kadar baştan çıkmışsın, haydi içeriye diyordu. Hayır girmeyeceğim, gireceksin, girmeyeceğim. Yukarıda penceredeyim ve annenin hiddetinin ziyadeleştiğini görüyorum. Bu feci sahne beni şiddetle heyecanlandırıyor. Daha fazla sabredemiyorum. Oğlana bir saniye odama çıkması için bağırıyorum. İki defa bağırıyorum. Sadece bu sahneye bir nihayet vermek için bağırıyorum. Bu bağırışımın ikinci defasında sesim daha kuvvetli çıktı. Anne döndü. Şaşkın gözlerini bana doğru kaldırdı ve birdenbire soğukkanlılığını topladı ve küstahça bakmaya başladı. Sonra çocuğuna döndü. Şiddetle azarlamaya başladı ve nihayet benim işitebileceğim kadar yüksek bir sesle ne kadar hırçın olduğunu halka göstermekten utanmalısın dedi ve içeri girdi. Burada gördüğüm hiçbir şeyi kaçırmamıştım. Dikkatim son derecesindeydi. Teferruatın her birini tetkik ediyordum ve hadise hakkında inkişaf ettikçe fikirler edinmeye çalışıyordum. Demek aklımın yerinde olmaması mümkün değildi. Zaten bu nasıl olabilirdi ki? Kendi kendime yüksek bir sesle dinle dedim. İşte epeyce zaman var ki gafletle uğraşıyorsun, meraka düşüyorsun. Fakat artık bütün bu safsatalar bitti. Senin yaptığın gibi her şeyi görmek ve anlamak bir delilik eseri midir? Temin ederim beni kendine güldüreceksin. Vaka bu. Garip bir şey olacak ama ne yapalım? Bir kelime ile söyleyeyim, tesadüfen ve hatta basit bir meselenin karşısında şans verebilmek herkesin başına gelen şeylerdendir. Bu hiçbir şey demek değildir. Sadece bir tesadüften ibarettir ve tekrar ediyorum, senin haline gülmem için arada bir kıl kadar mesafe ancak kaldı. Bu bakkal hesabına gelince, bu 5-10 dirhem tuz, biber, peynir hikayelerinin karşısında dünyanın en mükemmel hesapçısının bile apışıp kalması mümkündü. Sadece şu peynir kokusunun insanı sersemletmesi kafiydi. Hayır, hayır, beni yenebilecek bir şeyin önüne koyun. Mesela karşıma mükemmel bir tereyağı getirin. Bakın iş nasıl değişir. Kendi latifelerime asabi bir eda ile güldüm ve onları pek eğlenceli buluyordum. Hakikaten bir şeyim yoktu. Kafam tamamen sağlamdı. Odamda kendi kendimle konuşa konuşa dolaştıkça neşem artıyordu. Kendimi çok şen buluyordum. Bir aralık kafamı çalışacak bir hale getirebilmek için güya sadece şu endişesiz şen dakikaya muhtaçmışım gibi masama oturdum. Hikayemi hazırlamaya koyuldum. İş çok güzel gidiyordu. Evvelki zamanlara nazaran hakikaten iyi gidiyordu. Yalnız çabuk olmuyordu. Fakat bana öyle geliyordu ki az çok yaptığım iş hakikaten birinci sınıf işti. Bütün bir saat hiç yorulmadan çalıştım. Hikayenin en önemli kısmındaydım. Kütüphanede yangının çıkışını anlatacaktım. Bu nokta bana o kadar mühim geliyordu ki bunun yanında daha evvel yazdıklarımın hiç kıymeti yoktu. Bu düşünceye büyük bir derinlik vermek istiyordum. Yananlar kitaplar değildi, kafalardı. İnsan kafalarıydı ve ben bu kafalardan çıkan alevle bir ihtilal gecesi tasavvur etmek arzusundaydım. Birdenbire kapım şiddetle açıldı ve otelin sahibi kadın bir rüzgar gibi içeriye daldı. Kapının eşiğinde durmadan odanın ortasına kadar ilerledi. Kısa, boğuk bir çığlık attım. Başıma kuvvetli bir yumruk inmiş gibiydi. Kadın,
Ne var dedi. Bir şey mi söylediniz? Her neyse, bize bir yolcu geldi. Bu odayı ona vereceğiz. Siz bu gece aşağıda yatacaksınız. Aşağıda da bir yatak var. Ve cevabımı bile beklemeden kağıtlarımı karmakarışık toplamaya koyuldu. Neşem bir rüzgar gibi sönmüştü. Kızmıştım, üzülmüştüm. Derhal ayağa kalktım. Ağzımı bir şeyler söylemek üzere açtım fakat bir şey söyleyemedim. Kadının masayı toplamasına müsaade ettim. O bütün kağıtlarımı derledi, topladı, elime tutuşturdu. Benim için yapılacak bir şey yoktu. Odayı terk etmem lazımdı. Bu suretle, bu kıymetli dakikada kaybolmuştu. Yeni gelenle merdivende karşılaştım. Genç bir adamdı. Arkasından sırtında bir gemici bavuluyla bir hamal geliyordu. Demek bu yabancı bir Bahriyeliydi. Şu halde bir gece için gelmiş tesadüfi bir yolcu olmalıydı. Şüphesiz odayı uzun müddet işgal etmeyecekti. Belki yarın talihim yardım ederdi. Adam gider gitmez bu odaya çıkar ve o mutlu dakikalarımdan birini bulurdum. Bana artık ancak 5 dakikalık ilham lazımdı. Bu takdirde yangını anlatan eserim bitecekti. Fakat şimdi kadere boyun eğmek lazımdı. Ailenin oturduğu yere o güne kadar girmemiştim. Burası tek bir odadan ibaretti. Bütün aile, kadın, erkek, kadının kocası ve 4 çocuk gece gündüz hep burada otururlardı. Hizmetçi mutfakta dururdu. Geceyi de orada geçirirdi. İstemeye istemeye kapıya yaklaştım. Tıkırdattım. Hiç kimse cevap vermedi. Fakat içeride konuştuklarını işittim. Girdiğim zaman adam bir kelime söylemedi ve selamıma karşılık bile vermedi. Beni tanımıyormuş gibi lakayt bir surette bakmakla yetindi. Zaten rıhtımda gördüğüm bir adamla, can böceği adını taşıyan bir komisyonerle iskambil oynuyordu. Bir bebek yatağın üzerinde kendi kendine oynuyordu ve ihtiyar bir adam, otel sahibi kadının babası, aynı zamanda yatak hizmetini gören bir kanepeye oturmuş, güya göğsü veya karnı ağrıyormuş gibi başını ellerinin üzerine eğmişti. Saçları hemen hemen bembeyazdı ve bu çömelmiş haliyle gürültüye kulak kabartan bir yılanı andırıyordu. Erkeğe, "Maalesef bu gece burada, benim için de bir yer istemeye geldim," dedi. "Bunu karın mı söyledi?" diye sordu. "Evet, odama yeni bir müşteri geldi." Adam bu sözüme cevap vermedi. Tekrar iskambillerine daldı. Bu adam bütün gün böyle odasına kim girerse girsin onunla iskambil oynardı. Bahsi tutuşarak değil fakat sadece vakit geçirmek için oynardı. Hakikatte işi gücü yoktu. Karısı yukarı aşağı dolaşır, müşteri bulmaya çalışırken o ancak yorgun azasının müsaadesi nispetinde hareket ederdi. Kadın rıhtımın hammalları ve komisyonerleriyle münasebete girişmişti. Onlara getirecekleri her pansiyoner için küçük bir komisyon verir, hatta ekseriya onları otelde yatırırdı. İçeriye 2 çocuk girdi. Yüzleri zayıf, yer yer çilli 2 sokak kızı. Sırtlarında cidden sefil birer elbise vardı. Çok geçmeden otel sahibi kadın da geldi. Gece için beni nereye yerleştireceğini sordum. Kısaca odanın girişinde kanepenin üzerinde nereyi beğenirsem orada yatabileceğim cevabını verdi. Bana bunu söylerken odanın içinde dolaşıyor, öteye beriye intizam vermeye çalışıyordu. Yüzüme bakmadı bile. Cevabı elimi ayağımı kırdı. Büzülerek kapıya yaslandım. Hatta bir gece için odamı başkasına bıraktığıma memnun bile göründü. Onu kızdırmaktan ve belki de evden büsbütün kovulmaktan çekinerek memnun bir sima takındım. "O elbette bir kolayını buluruz," dedim ve sustum. Kadın odanın içinde dolaşmaya devam ederek "Özellikle size ödünç yatak ve yemek verecek vaziyette olmadığımı söylemek isterim." "Hoş, zaten bunu söylemiştim ya." "Evet, fakat biliyorsunuz ki bu ancak makalem bitinceye kadar birkaç gün içindir. O zaman size fazla olarak 5 kronluk bir banknot vereceğim. Hem de belki memnuniyetle." Fakat onun makaleme hiç itimadı yoktu. Bunu görüyordum. Ben bu kadar küçük iğne uçları için gurura kapılamazdım. Evi terk edemezdim. Dışarıda beni bekleyen akıbetin ne olduğunu biliyordum. Birkaç gün geçti. Aşağıdaki aile efradıyla birlikte kalmakta devam ediyordum. Çünkü çok soğuktu. Odanın girişinde soba yoktu. Gece de orada, zemin üzerinde yatıyordum. Yabancı Bahriyeli hala odamı işgal ediyordu ve çabuk gideceğe de benzemiyordu. Öğle üzeri otel sahibi kadın odaya girdi ve Bahriyeli'nin 1 aylık ücreti peşin verdiğini söyledi. Zaten bu adam tekrar denize açılmadan evvel uzun sefer kaptanlığı için imtihan verecekti. Bu yüzden şehirde oturuyordu. Bu haberi öğrenince odayı tamamen kaybettiğimi anladım. Hole çıktım ve oturdum. Eğer talihim yardım ederdi, bir şeyler yazabilirsem
bunu burada sükun içinde yapabilecektim. Fakat şimdi zihnimi işgal eden hikayem değildi. Kafama başka bir fikir, birinci sınıf bir plan gelmişti. Bir perdelik bir dram yazmak istiyordum. Konusunu Orta Devirler tarihinden alacaktım ve adına Haç'ın İşareti diyecektim. Dramın başlıca şahsı altınlara boğulmuş mutaassıp bir saray kadınıydı. Mabette günah işlemişti. Zaaf veya şehvete kapıldığı için değil, fakat Tanrı'ya kin beslediği için mihrabın önünde günah işlemişti. Aradan saatler geçtikçe bu hayal ürünü varlığa olan tutkum daha da artıyordu. Nihayet etten ve kemikten olarak tasavvur ettiğim şekilde karşıma dikildi. Vücudu kusurlu, iğrenç olmalıydı. Boyu uzun, zayıf, yüzü de esmer olmalıydı. Ve yürürken adımını her atışında uzun bacakları etekliğinin arkasından görünecekti. Sonra kocaman, yelpaze gibi ayrık kulakları da olmalıydı. Bir kelimeyle göz bu kadına güç tahammül edecekti. Beni bu şahsiyete en fazla alakadar eden nokta harikulade hayasızlığı, peşinden düşünülerek ve istenilerek yapılan günaha atılışıydı. Bu kadın zihnimi hakikaten fazla işgal ediyordu. Kafam bu garip mahlukla dolmuştu. 2 saat hiç fazlasız çalıştım. 10, belki de 12 sayfa yazdım ve nihayet yorularak sokağa çıktım. Çalışmamın son yarım saatinde sokaktan yükselen çocuk sesleriyle rahatsız olmuştum. Herhalde daha fazla yazamayacaktım. Binaenaleyh dramım sokağı taraflarında bir gezinti yaptım. Akşama kadar dramıma ne şekilde devam edeceğimi düşünerek sokakta kaldım. O gün eve dönmeden evvel başıma şu hadise geldi. Karl Johan sokağının alt tarafında hemen hemen gara doğru bir potinci dükkanının önünde durmuştum. Burada niçin durmuştum ancak Tanrı bilir. Önümdeki cam mekana bakıyordum. Bir çift potine ihtiyacım olduğu aklıma bile gelmemişti. Düşüncem dünyanın başka taraflarındaydı. Arkamdan konuşa konuşa bir sürü insan geçiyordu fakat ben ne konuştuklarını işitmiyordum. Tam o sırada birisi yüksek sesle selam verdi. İyi akşamlar. Bu Matmazel lakabını taşıyan efendiydi. Dalgın dalgın iyi akşamlar dedim. Hatta tanımak için bir an yüzüne bile baktım. Nasılsınız diye sordu. O fena değil. Her zamanki gibi. Hala Christie'nin yanında mısınız? Christie'nin mi? Zannederim ki bana bir defa tüccar Christie ile çalıştığınızı söylemiştiniz. Ha evet, fakat o iş bitti. O adamla çalışmak mümkün değildi. Kendiliğinden bitti. Hem de biraz çabuk olarak. Neden? Günün birinde yanlış bir yazı yazmıştım. Nasıl bir sahtekarlık mı yapmıştınız? Sahtekarlık mı? Matmazel bana çekinmeden bakıyordu. Hatta merakla soruyordu. Ben de ona bakıyordum. İncinmiştim. Cevap verdim. O beni teselli etmek için. Neylersin dedi. Bu herkesin başına gelebilir. Benim sahtekarlık yapmış olacağıma inanmakta devam ediyordu. Nihayet herkesin başına gelebilecek olan nedir diye sordum. Sahtekarlık yapmak mı? Bana bakınız. Şu karşınızda duran adamın böyle bir harekete teşebbüs etmiş olabileceğine nasıl ihtimal verirsiniz? Fakat bana öyle geldi ki bizzat kendiniz söylemiştiniz. Başımı arkaya attım ve muhatabımın omuzundan aşırı bir nazarla sokağa baktım. Gözlerim bize yaklaşmakta olan bir kırmızı elbiseye takıldı. Bu bir erkeğin yanında yürümekte olan bir kadındı. Tam bu dakikada Matmazel'le konuşuyor olmasaydım, onun kaba şüphesi altında teessüre düşmüş bulunmasaydım, bu kırmızı elbise belki gözüme çarpmadan yanımdan geçmiş olacaktı. Zaten bunun ne ehemmiyeti vardı? Hatta bu kırmızı elbise kraliçenin nedimesi Matmazel Nagel'ın olsa bile beni nasıl alakadar edebilirdi? Adam konuşup duruyor, kırdığı potu mazur göstermeye çalışıyordu. Onu hiç dinlemiyordum, gözlerim hep bu yaklaşan kırmızı elbisedeydi ve birdenbire göğsüm heyecanla, ince ve firari bir sızıyla doldu. İçimden dudaklarımı kımıldatmaksızın mırıldandım. Şırın şali. O zaman muhatabım da döndü. Bize yaklaşan çifti gördü ve onları gözleriyle selamladı. Ben selamladım ya da belki selamlamadım. Kırmızı elbise kararak geçti ve Karl Johan sokağının köşesinde kayboldu. Matmazel, genç kızın yanındaki kimdi diye sordu. Le Duc. Görmediniz mi? Le Duc, lakabını taşıyan adam. Fakat siz genç kızı tanımıyor musunuz? Evet, biraz. Siz tanımıyor musunuz? Hayır cevabını verdim. Bana eğilerek selam verdiniz gibi geldi de, öyle mi? Belki de selamlaşmışsınızdır. Pek garip, çünkü mütemadiyen size bakıyordu. Ya, fakat siz onu nereden tanıyorsunuz diye sordum. Aslında onu tanıdığı falan yoktu.
aşinalığı bu senenin bir sonbahar akşamına kadar yükselen eski bir hikayeydi. Şen Latifeci üç arkadaştan Grand Hotel'den çıktıkları sırada Kramer Kütüphanesi'nin önünde yalnız başına dolaşmakta olan bu genç kıza rast gelmişlerdi. Genç kız onları terslemişti fakat üç şen adamdan biri arsız bir adamdı. Açıktan açığa genç kızdan kendisine evine kadar refakat etmek için müsaade istemişti. Yeminler ederek genç kızın eline bile dokunmayacağını söylüyordu. Maksadım sadece ansızın evinize döndüğünüze kanaat getirmektir diyordu. Aksi takdirde bütün gece gözüne uyku girmeyeceğini temin ediyordu. Hem yürüyor hem söylüyor, birbiri arkasına bir sürü hikaye uyduruyordu. İddiasına göre Vladimir Ateryan'dı. Fotoğrafçıydı. Genç kız nihayet terslemeye ehemmiyet vermeyen, mütemadiyen konuşan, mütemadiyen anlatan bu adamın karşısında gülmüştü. Nefesimi tutarak sordum. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Söz konusu olan kadındır. Üzerinde tahminlere, fantaziyelere girişemeyiz. İkimiz de bir saniye sustuk. Sonra o, demek geçen adam düktü dedi. Sonra düşünceli bir tavırla ilave etti. O halde kendi hesabıma kadının ahlakı hakkında teminat veremem. Ben susmakta devam ediyordum. Evet, geçen düktü. Peki sonra ne olacaktı? Bana ne aidiyeti vardı? Genç kıza ve onun bütün cazibelerine veda etmiştim ve genç kız hakkında en fena şeyleri düşünerek kendi kendimi teselliye çalışıyordum. Onu çirkef içine atmak, çirkef içinde yuvarlamak bana hakiki bir sevinç veriyordu. Beni kızdıran yalnız bir şey vardı. O da eğer hakikaten yaptıysam bu çift için şapkamı kaldırmış olmamdı. Bu gibi insanların karşısında şapkamı neden çıkaracaktım? Artık genç kıza aldırış etmiyordum. Hiç etmiyordum. O benim için solmuştu, çürümüştü. Sonra genç kızın yalnız başına bana bakmış olması mümkün müydü? Bunda hayret edilecek bir şey yoktu. Belki vicdan azabı çekiyordu. Bunun için ayaklarının önünde diz çökecek değildim. Kendisi bilhassa bu son günlerde nazarımdan tamamen solduğu bir zamanda onu hürmetle selamlayacak değildim. Şüphesiz gözlerimi kaldırıp ona bakmadan yanından geçebileceğim de akla gelebilirdi. Oh, bu bir zafer olacaktı. Kendime itimadım vardı. Başladığım piyesi daha o gece ikmal edebilirdim. Ve bu takdirde 8 güne varmaz genç kızı bütün güzellikleriyle önümde diz çöktürebilirdim. Kuru bir sesle hoşça kalın dedim. Fakat matmazel beni bırakmadı ve sordu. Peki fakat şimdi ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Bir tabii yazı yazıyorum. Başka ne yapabilirim? Hayatımı bu sayede kazanıyorum. Şu an büyük bir piyesle meşgulüm. Bu piyesin adı Haç'ın işaretidir. Konusu tarihin orta devirlerinden alınmıştır. Matmazel samimi bir eda ile vay canına dedi. Bu piyesi bir bitirirseniz o zaman... Oh, merak etmeyiniz. Ümit ederim ki 8 güne varmaz adımı duyacaksınız. Bu söz üzerine ayrıldım. Eve döndüğüm zaman derhal otelin sahibi olan kadına müracaat ederek bir lamba istedim. Bu lamba benim için çok mühimdi. Bu gece yatmak istemiyordum. Piyesim kafamda fırtınalar estiriyordu. Sabaha kadar büyük bir kısmını yazabileceğimi katiyetle ümit ediyordum. Ricamı otelin sahibi olan kadına çok mütevazı bir eda ile arz ettim. Çünkü benim tekrar oraya geldiğimi görünce hoşnutsuzlukla yüzünü buruşturduğuna dikkat ettim. Mükemmel bir piyes yazdım diye söze başladım. Bitmesi için ancak bir sahnesi kaldı. Ve ima ettim ki bu piyes şu veya bu tiyatroda neredeyse temsil edilecektir. Yalnız bu akşam bana bir lamba bulabilirse. Fakat kadının lambası yoktu, düşündü. Herhangi bir yerde bir lamba bulunabileceğini hiç hatırlamıyordu. Eğer gece yarısına kadar beklersem belki mutfağın lambasını verebilirdi. Fakat neden bir mum satın almayacaktım? Sustum. Cebimde bir mum satın alacak kadar para yoktu ve kadın bunu pek iyi biliyordu. Bir tabii yine muvaffakiyetsizlikle karşılaşacaktım. Hizmetçi kız aşağıda bizimle beraberdi. Odada oturuyordu, mutfakta değil. Demek ki yukarıdaki lamba daha yanmamıştı. Bunu düşündüm fakat ağzımı açmadım. Hizmetçi birdenbire bana sordu. Az evvel şatodan çıktığınızı zannediyordum. Ziyafette hazır bulundunuz mu? Ve bu latifeye kuvvetle güldü. Oturdum ve kağıtlarımı çıkardım. Burada şu bulunduğum noktada bir şeyler yapmaya çalışacaktım. Gözlerim herhangi bir şeye dalmamak için mütemadiyen yere dikilmiş, kağıtlarımı dizlerimin üzerinde tutuyordum. Fakat bunun bana hiç yardımı olmuyordu. İşimde zerre kadar bile ilerleyemiyordum. Otel sahibinin iki küçük kızı içeri girdi ve bir kediyle oynuyorlardı. Bu garip, hasta bir kediydi.
Hemen hemen hiç tüyü yoktu. Çocuklar kedinin gözlerini üfledikleri zaman hayvanın gözlerinden su çıkıyor ve burnunun üzerinden akıyordu. Ev sahibiyle daha birkaç kişi oradaydılar. Masanın etrafını çevirmişler, iskambil oynuyorlardı. Yalnız kadın her zaman olduğu gibi boş durmuyor, dikiş dikiyordu. Bu mütemadi gidip gelme arasında hiçbir şey yapamayacağını görüyordu. Artık benimle alakasını kesmişti. Hizmetçi şatoda yemek yiyip yemediğimi sorduğu zaman gülümsediğini bile görmüştüm. Bütün ev bana düşman kesilmişti. Odamı bir başkasına verme mahcubiyeti tamamen bir çanak yalayıcı şeklinde telakki edilmekliğime kâfi gelmişti denilebilirdi. Hatta bu hizmetçi bile siyah gözlü, dümdüz göğüslü bir yosma akşamları ekmeğimi verdikleri zaman benimle alay ediyordu. Her defasında yemeklerimi nerede yediğimi soruyordu. Çünkü elimde bir kürdanla Grand Otel'in önünde dolaştığımı hiç görmemişti. Sefil vaziyetimi bildiği ve bildiğini bana göstermekten zevk duyduğu aşikardı. Birdenbire bütün bu düşüncelerin içine daldım ve piyesim için tek bir kelime bile bulmaktan aciz kaldım. Üst üste birçok deneme yaptım. Hepsi de boşa çıktı. Kafam garip bir şekilde uğuldamaya başlamıştı. Nihayet vazgeçtim. Kağıtlarımı cebime koyarak gözlerimi yerden kaldırdım. Hizmetçi karşıma oturmuştu. Ona baktım. Bu dar sırta, hatta tamamen inkişaf etmemiş olan bu basık bir çift omza baktım. Bu kızın benimle ne alıp veremediği vardı. Şatodan çıkmış olayım olmayayım. Ona neydi? Bundan ona ne zarar gelebilirdi? Bu son günlerde merdivenden inerken sendelediğim zaman veya bir çiviye takılarak ceketimi yırttığımda yüzüme karşı insafsızca gülmüştü. Çok önce değil, daha dün holde bir kenara attığım müsveddeleri toplamış, piyesimin bu tasih görmüş parçalarını çalmış, odada yüksek sesle okumuş, herkesin önünde sırf benimle eğlenmek için alay etmişti. Halbuki ben onu hiç rahatsız etmiş değildim. Kendisinden en küçük bir hizmet isteğimi bile hatırlamıyordum. Bilakis akşamları onu herhangi bir suretle yormamak için odanın tahtası üzerine yatağımı kendim yapıyordum. O benimle saçlarım döküldüğü için de alay ediyordu. Sabahları yüzümü yıkadığım çanağın içinde başımdan dökülmüş teller bulunuyordu ve kahkahalarla gülüyordu. Putinlerim, bilhassa ekmekçinin arabası altında ezilen teki çok eskimişti. O bunlarla da alay ediyordu. Tanrı sizi ve iskarpinlerinizi korusun diyordu. Fakat iskarpinleriniz de pek büyük, adeta birer köpek kulübesi kadar var. Hakkı vardı. İskarpinlerim eskimişti, şekilleri bozulmuştu. Fakat şimdilik yenilerini alabilecek vaziyette değildim. Ben bütün bunları düşünür ve kızın aşikar muzipliğine hayret ederken çocuklar yatağımda durmakta olan ihtiyarla oyuna dalmışlardı. Her ikisi de birer saman çöpü bulmuşlardı. Etrafında dönüyorlardı ve adamın kulaklarına sokuyorlardı. Bu manzaraya bir an karışmaksızın baktım. İhtiyar kendisini müdafaa için parmağını bile kımıldatamıyordu. Sadece çocuklara çöpü soktukları her defada hiddetli gözlerle bakıyordu ve çöpleri kulağından atmak için başını sallıyordu. Bu manzara beni gittikçe hiddetlendiriyordu. Bir aralık ev sahibi kadının kocası gözlerini iskambillerden kaldırarak baktı ve çocuklarının oyununa güldü. Olup biteni kendileriyle iskambil oynadığı adamlara da gösterdi. Fakat ihtiyar niçin kımıldamıyordu? Neden çocukları yanından def etmiyordu? Yatağa yaklaşmak için bir adım attım. Otel sahibinin kocası çocukları rahat bırak diye bağırdı. İhtiyar felçledir. Ve karanlık çökerken kapı dışarı atılma endişesiyle, hatta sadece adamları kızdırmaktan korkarak sessizce köşeme çekildim ve orada hareketsiz durdum. Aile kavgalarının içine burnumu sokmak suretiyle yatağımı ve ekmeğimi neden tehlikeye atacaktım? Yarı yarıya ölmüş bir ihtiyar için böyle bir harekette bulunmaya ne lüzum vardı ve kalbimi bir taş gibi sert hissediyordum. Çocuklar azap verici hareketlerine devam ediyorlardı. İhtiyarın başını doğru tutmaması kendilerini kızdırmıştı. Şimdi saman çöpünü adamın gözlerine ve burnunun deliklerine de sokuyorlardı. İhtiyar onlara hiçbir şey söylemeksizin, hatta dudaklarını bile kımıldatmaksızın bakıyordu. Fakat bir an geldi ki birdenbire göğsünü kaldırdı ve küçük kızlardan birinin yüzüne tükürdü. Sonra ikinci bir defa doğruldu ve diğer kıza tükürdü, fakat bunu isabet ettiremedi. Ev sahibi kadının kocası hadiseyi görmüştü. İskambilleri elinden atarak yatağa doğru koştu.
yüzü kıpkırmızı kesilmişti ve bağırdı. ''İhtiyar domuz, şimdi de çocukların yüzlerine mi tükürüyorsun?'' Kendimden geçmiştim. Fakat çocuklar onu rahat bırakmıyorlardı diye söylendim. Şimdi kovulmaktan artık korkmuyordum ve çok kuvvetli bir sesle bağırıyordum. Bütün vücudum da titriyordu. O derece heyecan içindeydim. Adam bana döndü. ''Hayır, fakat bir de şuna bak.'' dedi. ''Bir defa size de ne oluyor? Hemen çenenizi kapayınız. Hem de çifte kilitle. Sizden bütün isteğim bundan ibarettir.'' Bu zaman otel sahibi kadının amirane sesi işitildi ve bütün ev kavga gürültüyle doldu. ''Tanrı beni affetsin. Öyle zannediyorum ki hepiniz akıllarınızı bozdunuz.'' diye bağırdı. ''Eğer burada kalmak istiyorsanız tavsiye ederim. Her ikiniz de uslu durunuz. Yatak ve yemek verdikten sonra üstelik bir de patırtınızı mı işiteceğiz? Fakat artık yetişir, anlıyor musunuz? Hemen ağzınızı kapayınız, yoksa hepinizin de hakkından ben geleceğim.'' Doğrusu ben böyle insanlar görmedim. Cebinde metelik olmadan sokaktan dost doğruya buraya geliyorlar, sonra ev halkının işine karışıyorlar. Dedim ya, artık yeter, haydi, burada işi olmayanlar sokağa. Anladınız mı? Ben evimde sükunet istiyorum. Bir şey söyleyemedim. Ağzımı bile açmadım. Fakat kapının yanına dönerek yerime oturdum ve patırtıyı dinlemeye koyuldum. Hep bir ağızdan konuşuyorlardı. Hatta hadisenin nasıl başladığını anlatmak isteyen çocuklarla hizmetçiler de işe karışmışlardı. Benim ağzımı açmam suretiyle bu gürültü elbet bitecekti, bitebilirdi. Şüphe yok ki bu insanlar kavganın sonuna kadar gitmeyeceklerdi. Fakat benim ağzımı açmam şartıyla. Zaten ağzımı açsam da ne söyleyebilirdim? Dışarıda belki kış yoktu fakat hava yine de soğuktu. Fazla olarak karanlık da çöküyordu. Zaman masanın üzerine yumruğumu indirerek bağıracak zaman mıydı? Hayır, budalalığa lüzum yoktu. Pek uslu durdum ve hemen hemen sokağa atılmama rağmen evden ayrılmadım. Duvarda asılı duran Hazreti İsa'nın resmine bakıyor ve ev sahibi kadının bütün hırçınlıklarını sükutla mukabele ediyordum. İskambil oynayanlardan biri, ''Madam, eğer kurtulmak istediğiniz şahıs bensem bundan kolay bir şey yoktur.'' dedi ve ayağa kalktı. Öbür oyuncu da yerinden doğruldu. Fakat ev sahibi her ikisine de ''Hayır, seni kastetmemiştim.'' cevabını verdi. ''Ne seni ne de arkadaşını icap ederse kimi kastettiğimi gösterebilirim, eğer icap ederse. Anlıyor musunuz?'' Kesik cümleler söylüyor ve beni kastettiğini göstermek için gözlerini hep bana dikiyordu. Fakat ben kendi kendime sükût diyordum. Evet, evet, daima susmak lazımdı. Kadın bana açıktan açığa gitmemi söylemişti. Hesapladım. Bu dakikada fazla gurura, lüzumsuz bir izzeti nefse mahal yoktu. Heyecana kapılmamalıyım diyordum. Hep Hazreti İsa'nın resmine bakıyordum. Ne de garip saçları var. Yemyeşil görünüyordu. Bu dakikada kafamdan yek diğerine bağlı bir sürü fikir geçti. Hazreti İsa'nın yeşil rengi, yeşil renkten de İncil'in bir bölümüne geçtim. Bu bölümde hayat yek diğerini kucaklayan otlara benzer denildiğini hatırladım. Sonra kıyamet gününü, daha sonra da Jula Jali'nin evinde gördüğüm abonozlardan yapılmış bir kalem ucunu düşünüyordum. Bütün bunlar kadının beni sokağa atmak üzere olduğu bir dakikada karma karışık kafamdan geçiyordu. Kadın işitmiyor diye bağırdı. Size evi terk etmelisiniz diyorum, anladınız mı şimdi? Aman Tanrım, zannederim ki bu adam delirdi. Haydi diyorum size, çok konuştuk. Kapıya bakıyorum fakat kalkıp gitmek için değil, hiç değil. Aklıma çılgınca bir düşünce gelmişti. Eğer kapının üzerinde bir anahtar olsaydı, çevirecek, sokağa atılmaktan kurtulmak için kendimi de onlarla birlikte hapsedecektim. Fakat kapının üstünde anahtar yoktu. Ayağa kalktım. Artık hiçbir ümidim kalmamıştı. Birdenbire kocasının sesi kadınınkine karıştı. Hayretle yerimde durdum. Garip şey, vaktiyle beni tehdit etmiş olan bu adam şimdi beni müdafaa ediyordu. Sokağa gece adam atılmaz, cezası vardır dedi. Bu hareketin cezai mucip olduğunu bilmiyordum. Zannetmiyordum fakat kim bilir, belki de öyleydi ve kadın derhal fikrini değiştirdi ve artık bir daha benimle konuşmadı. Hatta akşam yemeği için bana iki sandviç bile verdi. Nezaketli bir teşekkürden sonra bunları kabul etmedim. Sokakta karnımı doyurduğumu söyledim. En nihayet yatağıma gitmek için hole çıktığım zaman ev sahibi kadın arkamdan geldi ve karnını bana doğru şişirerek yüksek sesle ''Burada son kez yatıyorsunuz. Bunu güzelce aklınıza yerleştiriniz.'' dedi. ''Evet, evet.'' cevabını verdim. Eğer cidden uğraşırsam belki de yarın yatacak bir yer bulabilirdim. Şu an geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kalmadığıma seviniyordum.
Sabahın saat 5'inde yahut 6'sına kadar uyudum. Uyandığım zaman henüz aydınlık değildi. Bununla beraber derhal kalktım. Soğuktan dolayı elbiselerimle yatmıştım. Zaten üzerime giyecek başka bir şeyim yoktu. Biraz su içtikten sonra otel sahibi kadınla yeni bir karşılaşmadan korkarak sessizce kapıyı açtım ve sokağa fırladım. Şurada burada bütün geceyi beklemekle geçirmiş bir polis, soğukta bütün gördüğüm bundan ibaretti. Az sonra iki adam sokak fenerlerini söndürmeye başladılar. Hiçbir sebep ve gaye olmadan dolaşmaya koyuldum. Kilise caddesinde bulunuyordum ve kaleye doğru inen yolu tutmuştum. Soğuktan donuyordum. Uykum da vardı. Dizlerim ve sırtım bu uzun gezintiden yorulmuş, karnım aç, bir sıranın üstüne oturdum ve uzun müddet uyukladım. 3 hafta müddetle münhasıran otel sahibi Kavli'nin sabah akşam bana verdiği sandviçlerle geçinmiştim. Son lokmamı yediğim zamandan beri de aradan 24 saat geçmişti. Açlık tekrar içimi kemirmeye başlamıştı. Mümkün olduğu kadar çabuk bir çare bulmalıydım. Bu düşünceyle tahta kanepenin üzerinde tekrar uykuya daldım. Yanımda konuşulduğunu işiterek uyandım ve biraz kendimi topladıktan sonra ortalığın tamamen ağardığını ve herkesin ayakta olduğunu gördüm. Kalktım, yürümeye başladım. Güneş tepeler üzerinde yükseliyordu. Gök solgun ve inceydi ve bütün bu kapalı haftalardan sonra bu güzel sabahın verdiği sevinç içinde bütün kederimi unuttum. Bana öyle geldi ki evvelce birçok defa bundan daha fena vaziyetlere düşmüştüm. Göğsümü yokladım. Kendi kendime bir şarkı mırıldandım. Sesim o kadar fena, o kadar yorgun çıkıyor ki bunu işitince gözlerimden yaş geldi. Muhteşem gün, bu solgun fakat ziyaya boğulmuş gökte üzerimde şiddetli bir tesir yapıyordu. Hıçkırarak ağlamaya başladım. Bir erkek sesi bana "Neyiniz var?" diye sordu. Cevap vermedim. Fakat yüzümü herkesten saklayarak süratle uzaklaştım. Aşağıya, rıhtıma vardım. Rus bandıralı, 3 direkli büyük bir yelken gemisi kömür boşaltıyordu. Kaburgasında Kopegora adını okudum ve bir an bu ecnebi gemisinin içinde ne yapılmakta olduğunu seyredaldım. Hemen hemen boşalmış gibiydi. Geminin suya ne kadar gömüldüğünü gösteren baş tarafında yazılı rakamlardan 9 rakamı sudan dışarıya çıkmıştı ve hamallarla tayfalar güvertede dolaştıkça gemiden boş bir mahzen sesi duyuluyordu. Güneş, ışık ve denizden yükselen tuzlu nefes, bütün bu faal ve eğlenceli hayat damarlarımda dolaşan kanı kırbaçladı ve birdenbire buradayken fırsattan istifade belki de piyesimin birkaç sahnesini yazabileceğim hatırıma geldi. Oturarak kağıtlarımı cebimden çıkardım. Bir papaza söylenilecek bir cevap hazırlamak istiyordum. Öyle bir cevap ki kuvvetle ve müsamahasızlıkla son derece dolu, şişkin olsun, muvaffak olmalıydım. Papazın cevabını geçerek günahı müteakip bir hakime söyletmek istediğim nutku yazmaya çalıştım. Yarım sayfalık bir yazı yazdım, sonra durdum. Kalemimden çıkan kelimeler eserime vermek istediğim havayı yaratmıyordu. Etrafımda dönen faaliyet, sandalcıların şarkıları, amelelerin gürültüleri ve gelip giden yük vagonlarının ağır gıcırtıları piyesime vereceğim orta devirler ruhunu yaşatmaya hiç müsait değildi. Kağıtlarımı toplayarak tekrar ayağa kalktım. Her şeye rağmen çalışma hevesim tamamen yerindeydi ve şimdi her şey yolunda gittiği takdirde bir şeyler yapabileceğimi hissediyordum. Ah, sadece başımı sokacak bir yer bulabilseydim. Bunu düşündüm. Bunu düşünmek için sokağın orta yerinde durdum. Fakat şehirde bir an evvel yerleşebileceğim sessiz hiçbir şey bilmiyordum. Yapılacak başka şey de yoktu. Vaterland mahallesindeki odama dönmeliydim. Fakat bu da hiç hoşuma gitmiyordu. Kendi kendime mütemadiyen mümkün değil diyordum. Bununla beraber güya kaldırımın üzerinde kayıyormuşum gibi boyuna yasak mıntıkaya doğru ilerliyordum. Muhakkak bu acınacak bir haldi. Kabul ediyorum, hatta iğrenç bir şeydi. Cidden iğrenç bir şeydi fakat elimde değildi. Hiç gururum yoktu. Hatta daha ileriye giderek söylemeye cesaret edeyim, bugün dünyada mevcut adamların en gurursuzuydum ve yürüyordum. Kapının önünde durdum. Bir defa daha düşündüm. Adam sen de ne olursa olsun bir defa cesaret etmek lazımdı. Hem söz konusu paranın esası neydi? Ehemmiyetsiz bir şey değil mi? Hem bu birkaç saatten fazla sürmeyecekti. Ondan sonra da Tanrı bir daha beni bu eve sığınmaya mecbur etmesin. Avlunun gayrimuntazam taşları üzerinde yürürken kararsızlığım sürüyordu.
ve nihayet iç kapının önüne vardığım zaman geri dönmeye hazırdım. Dişlerimi sıktım. Hayır, manasız gurura lüzum yoktu. Nihayet mecbur kalırsam buraya gelişimi bir veda bahanesi olarak gösterebilirdim. Aynı zamanda da bıraktığım küçük borcun ödenmesi için bir anlaşma yapmak istediğimi söylerdim. Bir defa içeri girince durdum ve tamamen hareketsiz kaldım. Tam önümde, iki adım ileride bizzat ev sahibi, başı şapkasız ve sırtı ceketsiz olarak duruyordu. Anahtar deliğinden ailenin işgal ettiği odayı gözetliyordu. Yerimden kımıldamadan içim eliyle bir işaret yaptı. Sonra tekrar içeriği gözetlemeye koyuldu. Gülüyordu. "Geliniz," diye mırıldandı. Ayaklarımın ucuna basarak yaklaştım. "Bakınız," dedi ve sessiz fakat heyecanlı bir gülüşle güldü. "Bakınız, görüyor musunuz? Yatmışlardır. Fakat ihtiyara bakınız. İhtiyarı görüyor musunuz?" Yatakta hem Hazreti İsa'nın resminin önünde ve benim karşımda iki gölge gördüm. Biri otel sahibi kadındı. Öbürü de yabancı gemiciydi. Kadının ayakları koyu renk tüylü yatak örtüsünün üzerinde beyaz bir leke teşkil ediyordu ve yatakta öbür duvara mukabil babası ihtiyar adam oturuyor, elleri üzerine dayanmış, her vakit olduğu gibi önüne doğru eğilmiş, kımıldayabilmek imkanından mahrum bakıyordu. Ev sahibi erkeğe döndüm. Yüksek sesle gülmemek için kendini zor tutuyordu. Dişleriyle dudaklarını eziyordu. Bana "İhtiyarı gördünüz mü?" diye mırıldandı. "İhtiyarı gördünüz mü? Tanrım, oturmuş bakıyor." Ve tekrar anahtar deliğinin önüne geçti. Pencereye giderek oturdum. Manzara düşüncelerimi merhametsiz bir surette karıştırmış ve hayalimin ilham ettiği zengin fikirleri alt üst etmişti. Fakat bunun ne anlamı olabilirdi? Madem ki kocası aldırış etmiyordu, hatta bilakis bu manzarada kendisini eğlendirecek bir garabet buluyordu, o halde ben niye düşünecektim? İhtiyara gelince, o da bir ihtiyardan ibaretti. Belki görmüyordu, uyukluyordu. Tanrı bilir, belki ölmüştü. Evet, oturduğu yerde ölmüş olması beni hiç şaşırtmayacaktı ve kendimi bir vicdan meselesi karşısında bulmuyordum. Bir defa daha kağıtlarımı çıkardım ve gereksiz düşünceleri kafamdan silmek istedim. Hakimin nutkundan bir cümlenin orta yerinde kalmıştım. Hakim, "Tanrı, kanun ve vicdan bana öyle emrediyor," diyordu. Tanrı'nın, kanunun ve vicdanın ne emretmiş olabileceğini düşünmek için pencereden baktım. Bu dakikada odadan çıkan gürültü bana kadar geldi. Aldırmadım, "Adam sende. Bunun benimle ne ilgisi vardı?" Bu husus, ihtiyar adam da ölmüştü. Belki de sabah saat 4'te ölmüştü. Şu halde bu gürültü benim için ehemmiyetsizdi. Tamamen ehemmiyetsizdi. Bunun üzerinde niçin düşünecektim? Haydi, haydi biraz sükun et. Tanrı, kanun ve vicdan bana böyle emrediyor. Fakat her şey aleyhimde ittifak etmiş gibiydi. Adam anahtar deliğinin önünde şimdi sessiz durmuyordu. Ara sıra zapta çalıştığı kahkahalarını işitiyordum ve gülüşlerinin tesiri altında bütün vücudunun sarsıldığını görüyordum. Dışarıda, sokakta beni avutan başka bir şey vardı. Küçük bir çocuk öbür kaldırımın üzerine oturmuş, yalnız başına oynuyordu. Elinde kağıttan yapılmış bir şerit vardı fakat birdenbire sövüp sayarak yerinden fırladı. Sokağın orta yerine kadar geldi. Orada pencerede bir adam, beyaz sakallı bir adam vardı. Yukarıdan çocuğun yüzüne tükürüyor ve buna gülüyordu. Bu hal belki 5 dakika sürdü. Çocuğun ağladığını görmemek için pencereden ayrıldım. Tanrı, kanun ve vicdan bana böyle emrediyor. Bu sahada biraz daha ilerlemekliğim kabil değildi. Nihayet kafamda bütün fikirler yek diğerine karıştı. Hatta daha evvel yazdıklarımın da bir şeye yaramayacağını düşünmeye başladım. Bulduğum fikir manasızdı. Tarihin orta devirlerinde vicdandan bahsedilemezdi. Vicdan kelimesi Shakespeare tarafından icat edilmişti. Binaenaleyh, hakime söyleteceğim bütün nutuk boştu, uydurmaydı. Fakat acaba hakikaten bu yazdığım kağıtlarda işe yarayacak bir şey yok muydu? Bunları bir defa daha okudum ve hissettiğim şüphenin birdenbire dağıldığını gördüm. Yazdığım bölümlerin içinde çok süslü ve heyecan vericileri vardı. İçimde derhal işe koyularak piyesimi bitirmek için dayanılmaz, sarhoş edici bir arzu uyandı. Ayağa kalktım ve ev sahibinin beni yavaş yürümeye sevk için hiddetle yaptığı işaretlere hiç ehemmiyet vermeyerek kapıya doğru yürüdüm. Azimkârane bir adımla holden geçtim. İlk katın merdivenlerini çıktım ve eski odama girdim.
Gemici yoktu. O halde bir an için burada oturmaktan benim meneden ne vardı? Onun eşyasına dokunacak, hatta masasını bile kullanacak değildim. Sadece kapının yanında bir sandalyeye oturacaktım ve buna da memnun olacaktım. Oturdum ve hummalı bir hararetle kağıtlarımı çıkardım. Dizlerimin üzerine yaydım. Birkaç dakika her şey mükemmel oldu. Sualler ve cevaplar kafamdan kalemime, kalemimden de kağıdımın üzerine dökülüyordu. Dolu dizgin gidiyordum. Sayfa üzerine sayfa yazıyordum. Heyecandan kendimi kaybetmiş gibiydim. Bu dakikada duyduğum biricik gürültü, sevinçten geniş geniş ve sık sık nefes alışımdan ibaretti. Aklıma iyi de bir fikir geldi. Piyesimin uygun bir yerinde bir çan sesi işitilmeliydi. Her şey yolundaydı. Tam o dakikada merdivende bir ayak sesi işittim. Bütün vücudum titremeye başladı. Başım dönüyordu. İçimde korku, her an bir vakaya muntazır, sessizce durdum. Kulak kabarttım. Kalemim elimde, tek bir kelime yazmaktan acizdim. Kapı açıldı. Alt kattaki odada gördüğüm çift içeri girdi. Ev sahibi kadın benim özür beyan etmek üzere ağzımı açmama bile vakit bırakmadan avaz avaz bağırmaya başladı. ''Tanrı yardımcım olsun, yine gelmiş.'' ''Mazur görünüz.'' dedim. Daha başka şeyler söylemek istiyor fakat söyleyemiyordum. Ev sahibi kadın kapıyı ardına kadar açtı ve bağırmaya devam etti. ''Eğer derhal çıkmazsanız gidip polis çağıracağım.'' Ayağa kalktım hafif sesle. ''Size sadece veda etmek istiyordum.'' dedim. Fakat beklemeye mecbur kaldım. Bu müddet zarfında hiçbir şeyinize dokunmadım. Şu sandalyenin üzerinde uslu uslu oturdum. Gemici söze karıştı. O zararı yok, zararı yok. Ne çıkar? Bırakınız bu adamı kendi haline. Merdivenlerden aşağı inerken beni hemen hemen topuklarımın üzerinde takip eden bu karnı şiş kadına karşı içimde birdenbire hiddet fırtınası kabardı. Bir saniye durdum. Ağzım kaba küfürlerle doluydu. Hepsini de silkip boşaltmak istiyordum fakat gemici kadının arkasından geliyordu. Söyleyeceklerimi işitecekti. Ona karşı beslediğim minnettarlığın tesiriyle sustum. Ev sahibi kadın hala beni takip ediyordu ve bana fasılasız küfürler savuruyordu. Benim de her adım attıkça hiddetim artıyordu. Alt kata avluya indik. Ben hala kadınla boğazlaşıp boğazlaşmamayı düşünüyor, pek yavaş yürüyordum. O anda hiddet beni tamamen boğuyordu. Kan dökmeyi, kadını bir hamlede yere yatıracak bir tekme indirmeyi tasarlıyordum. Kapının önünde karşıma bir komisyoncu çıktı. Beni selamladı. Cevap vermedim. Arkamdan gelen ev sahibi kadına müracaat etti. Beni sorduğunu işittim. Fakat dönmedim. Kapıdan birkaç adım ötede komisyoncu beni yakaladı. Tekrar selam verdi. Durdu ve elime bir mektup sıkıştırdı. Şiddetle istemeye istemeye zarfı yırttım. İçinden 10 kronluk bir banknot çıktı. Fakat zarfta mektup yoktu. Adama baktım, sordum. Bu budalalık da ne? Kim verdi size bu mektubu? Bilmiyorum kim olduğunu. Bir kadındı. Durdum, komisyoncu gitti. Banknotu tekrar zarfa yerleştirdim. İtinayla kıvırarak bir yumak yaptım. Sonra hala kapının önünde beni gözetlemekte olan ev sahibi kadına döndüm ve para yumağını yüzüne fırlattım. Hiçbir şey söylemedim. Tek bir kelime bile sarf etmedim. Sadece oradan ayrılmadan evvel yumağı almasını, açarak saymaya başlamasını izledim. İşte mukabile buna derlerdi. Alçak kadına hiçbir şey söylememek fakat büyük kıymette bir banknotu buruşturarak yüzüne fırlatmak, bana çektirdiği üzüntülere bu şekilde cevap vermekti. Evet, evet, bu hayvanlara işte böyle muamele yapılmalıydı. Luten sokağı ile Şimendifer Meydanı'nın dirsek teşkil ettikleri noktaya gelmiştim. Birdenbire sokak gözlerimin önünde dönmeye başladı. Boş kafamda bir uğultu yükseldi. Bir evin duvarına çarparak düştüm. Artık yürüyebilecek halde değildim. Hatta yerimden de kalkamıyordum. Düştüğüm duvarın dibinde kaldım. Kendimi yavaş yavaş kaybetmeye başladığımı hissediyordum. Bu hareketsizlik içimde hala gizli duran hiddeti artırdı. Ayağımı kaldırarak kaldırıma vurdum. Kuvvetimi yeniden bulabilmek için daha başka hareketler de yaptım. Dişlerimi sıktım, kaşlarımı çattım, gözlerimi hiddetle sağa sola çevirdim. Bunun hafif bir tesiri görüldü. Kafam buluttan sıyrıldı. Ölmek üzere olduğumu anladım. Ellerimi uzatarak duvardan biraz uzaklaştım. Sokak gözlerimin önünde dönmeye devam ediyordu. Hiddetle hıçkırmaya başladım. Bütün ruhumla zavallılığıma karşı çırpınıyordum. Tekrar düşmemek için de kahramanca uğraşıyordum.
Bir daha yuvarlanma arzusunda değildim. Ayakta ölmek istemiyordum. Önümden ağır ağır bir araba geçti. İçinde patates olduğunu gördüm. Fakat hiddetle, inatla kendi kendime bunların patates değil lahana olduklarını söylemeye koyuldum. Yemin ediyordum, bunlar lahana diyordum. Kendi sesimi işitiyordum ve bilerek isteyerek bu yalanı üst üste tekrar ediyordum. Yeminle teyit ediyordum. Maksadım sadece misli görülmemiş bir günah işlemenin verebileceği tadı tatmaktı. Bu misli görülmemiş günah beni sarhoş ediyordu. Üç parmağımı göğe doğru kaldırıyor, Tanrı, Meryem ve İsa namına arabadakilerin patates değil lahana olduklarını titrek bir dudakla söylüyordum. Aradan zaman geçti. Tekrar yakınımdaki kapının basamağına yıkıldım. Alnımın, boynumun terini sildim. Derin bir nefes aldım. Kendi kendimi sükunete davet ettim. Güneş iniyordu. İkindi vakti ilerliyordu. Tekrar vaziyetimi düşünmeye koyuldum. Açlık tahammül edilemeyecek bir haldeydi ve birkaç saate kadar tekrar gece olacaktı. Henüz vakit varken bir çare bulmak lazımdı. Düşüncelerim tekrar kovulduğum otelin etrafında toplanmaya başladı. Oraya dönmeyi hiç istemiyordum. Fakat orayı düşünmekten de kendimi alıkoyamıyordum. İnsafla söylemek lazım gelirse kadının beni sokağa atmakta hakkı vardı. Madem ki parasını vermiyordum, beni bedavadan alıkoyabilir miydi? Fazla olarak ara sıra bana yiyecek de vermişti. Hatta dün kendisini kızdırdığım halde iki sandviç teklif etmişti. İhtiyacım olduğunu bildiği için bir lütuf olarak teklif etmişti. Şu halde şikayete hakkım yoktu ve şimdi ise şu kapının basamağında oturmuş, ondan böyle hareket ettiğim için beni affetmesini istiyordum ve bilhassa nankör davranarak parayı yüzüne attığıma pişman oluyordum. Attığım para tam 10 krondu. Dişlerim arasından bir ıslık çaldım. Fakat acaba komisyoncunun getirdiği mektup nereden geliyordu? Ancak şimdi bu meseleyi düşündüm ve hadiselerin yek diğerine nasıl zincirlendiğini birdenbire anladım. Bu bana öyle bir acı ve öyle bir utanç verdi ki hastalandım. Başımı sallayarak boğuk bir sesle birçok defa jala jali diye mırıldandım. Daha dün ona rast geldiğim zaman önünden gururla geçmeye ve kendisine soğuk davranmaya karar veren ben değil miydim? Halbuki işte bütün yapabildiğim şey onun merhametini uyandırmaktan ibaret kalmıştı. Hayır, hayır, hayır. Sükutumun hiçbir zaman sonu gelmeyecekti. Ona karşı bile şerefli bir mevkiyi muhafaza edememiştim. Hangi tarafa dönersem döneyim boğuluyordum. Dizüstü düştüm. Ah, artık şerefsizlikteydim. Bundan hiçbir zaman çıkamayacaktım, kurtulamayacaktım. 10 kron sadaka almak ve hemen verene iade edememek, bilakis onu kullanmak, borcunu vermek için kullanmak. Oh, bu pek fazlaydı. Acaba bu 10 kronu bir şekilde geri veremez miydim? Otel sahibi kadına gitmek ve kendisinden banknotu almaya çalışmak şüphesiz hiçbir işe yaramayacaktı. Düşünmem, düşünmek için büyük bir gayret sarf etmem şartıyla muhakkak bir çare bulacaktım. Büyük Tanrım, burada basit usulleri düşünmek kafi değildi. Bu 10 kronu bulabilmem için insanlığın bütün mekanizmasını kullanmam lazımdı. Saat 4'e geliyordu. Eğer piyesim bitmiş olsaydı 1-2 saate kadar belki tiyatronun müdürünü bulabilirdim. Müsveddelerimi çıkardım. Hemen orada her ne pahasına olursa olsun geriye kalan 3-4 sahneyi bitirmek istedim. Düşünüyorum, terliyorum, yazdıklarımı başından itibaren bir daha okuyorum. Fakat hiçbir neticeye varamıyorum. Kendi kendime budalalığa lüzum yok diyorum, inadın sırası değil. Ve bütün kuvvetimle piyesime sarılıyorum. Çabuk bitirip gidebilmek için aklımdan geçen her şeyi yazıyorum. Ve kendi kendimi inandırmak istiyorum ki en ilhamlı dakikalarımdan birindeyim. Kelimelerimi aramaya mecbur kalmadan yazıyorum. Ve ara sıra kendi kendime mırıldanıyorum. Bu hakiki buluştur. Fikrini hemen yaz. Bununla beraber son cümlelerim bana şüpheli görünmeye başladı. İlk cümlelerimle o derece tezat teşkil ediyordu. Bundan başka papaz efendinin sözlerinde ortaya asırların ruhundan zerre bile yoktu. Kalemimi dişlerimin arasında kırdım. Bir hamlede ayağa kalktım. Defterimi yırttım. Birkaç kağıdı küçük parçalara ayırdım. Şapkamı yere attım, çiğnedim. Hanımefendiler, beyefendiler, ben mahvoldum, yenildim. Ve orada kalıp şapkamı çiğnemeye devam ettiğim zaman zarfında başka bir şey söyleyemedim.
Birkaç adım ötede bir polis memuru durmuştu. Bana bakıyordu. Caddenin ortasındaydı ve yalnız benimle ilgiliydi. Başımı kaldırdığım zaman nazarlarımız karşılaştı. Beni gözetlemeye başlayalı belki çok olmamıştı. Şapkamı aldım, başıma geçirdim, doğru ona gittim. Sordum. Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Saatini çıkarmadan evvel bir an durdu ve bu bir an içinde de gözlerini benden ayırmadı. Takriben 4 diye cevap verdi. Tam öyle mi? Takriben 4. Ha? Görüyorum ki siz vazifenizi iyi biliyorsunuz. Sizi unutmayacağım. Bunun üzerine polisten ayrıldım. Adamı büyük bir hayrete gark etmiştim. Ağzı açık, saati elinde, gözleriyle beni takip ediyordu. Royal Oteli'nin önüne vardığım zaman arkama dönerek baktım. Hala aynı vaziyette gözleriyle beni takip ediyordu. İşte hayvanlara böyle muamele yapmak lazım. Tatlı bir küstahlıkla konuşmalıydı. Bu hareket hayvanlara korku ve çekinme hissi telkin ediyordu. Kendimden çok memnundum. Bir şarkı mırıldanmaya koyuldum. Sinirlerim heyecanla gerilmişti. Artık hiçbir ıstırap hissetmiyordum. Bir tüy gibi hafiftim. Bütün çarşıyı geçtim. Et haline doğruldum ve Hazreti İsa heykelinin önünde bir sıraya oturdum. Zaten bu 10 kronluk banknotun iade edilip edilmemesinin ne ehemmiyeti vardı? Madem ki almıştım, benim demek ki ve muhakkak bu paranın geldiği yerde sefalet yoktu. Sonra da bunu madem ki bana gelmişti, mutlaka almak lazımdı. Komisyonerin elinde bırakmanın manası yoktu. Diğer taraftan aldığımdan başka cinste bir kağıt iade etmek de münasip değildi. Çarşının kalabalığı ile alakadar olmak ve kafamı ehemmiyetsiz şeylerle işgal etmek istedim. Fakat muvaffak olamadım. Boyuna 10 kronluk banknotla uğraşıyordum. Nihayet yumruklarımı sıktım. Hiddet yine içimden yükseldi. Geri gönderseydim, izzeti nefsine dokunmuş olurdum dedim. Hem de neden böyle yapacaktım? Her zaman kendimi şunu veya bunu almayacak kadar yüksek mi görecektim? Her vakit gururla kafamı sallayarak hayır teşekkür ederim mi diyecektim. Şimdi bu hareketin insanı nereye kadar götürebileceğini pek iyi görüyordum. İşte kaldırımın üstünde kalmıştım. Bir vakitler elime ne fırsatlar geçmişken sıcak yuvamı bile muhafaza edememiştim. Gurur beni yakalamıştı. İlk kelimede yerimden fırlıyordum. Hiddetle köpürüyordum. Sağa sola onar kron dağıtıyordum ve geçip gidiyordum. Odamı terk edip tekrar sokakta kaldığım için kendi kendimi şiddetle muahizeye başladım. Mamafi nihayet Tanrı bütün bunların cezasını versin dedim. Bu 10 kronluk banknotu ben istememiştim. Elimi ancak bir defa dokundurmuş, hemen başkasına vermiş, bir daha suratlarını görmeyeceğim yabancılara borcumu ödemiştim. İşte ben böyleyim. Ah, Jilajali'yi iyice tanısaydım. Muhakkak ki bana bu 10 kronu gönderdiği için o da müteessir olmayacaktı. O halde bu hikayeye saplanıp kalmanın ne manası vardı? Onun bana ara sıra 10 kronluk bir banknot göndermesi nihayet yapılabilecek şeylerin en küçüğüydü. Zavallı kız bana aşıktı. Peki ölesiye aşıktı. Hiç şüphe yok, aşıktı zavallı kız. Saat 5'ti. Sinirli heyecanım geçti. Boş kafam tekrar uğuldamaya başladı. Sabit gözlerle önüme, sağ tarafıma, fil eczanesine bakıyordum. Açlık karnımda fırtınalar koparıyordu. Şiddetli bir sancı başlamıştı. Oraya boş bakışlarla bakmakta devam ederken gözlerimin önünde bir hayal belirdi. Gittikçe canlandı. Onu belirgin olarak gördüm. Bu fil eczanesinin yanındaki simitçiydi. Silkindim. Sıranın üzerinde doğrularak düşünmeye başladım. Hayır, yanılmıyordum. Bu aynı yerde, aynı masanın önünde aynı kadındı. Birkaç ıslık çaldım. Parmaklarımı şakırdattım. Sıradan kalktım. Eczaneye doğru yürümeye başladım. Hayır, hayır. Budalalığa lüzum yoktu. Gurur insanı öldürebilirdi. Köşe başına kadar yürüdüm. Kadıncağızın önünde durdum. Gülümsedim. Başımla senli benli bir selam verdim. İyi günler dedim. Beni tanıdınız mı? Kadın baktı. Ağır ağır hayır dedi. Daha fazla gülümsedim. Beni tanımamasını tatlı bir şaka kabul ettim. Size bir zamanlar bir avuç para vermiştim ve o vakit eğer hatırımda iyi kaldıysa bu münasebetle bir şey de söylememiştim. Evet, söylememiştim. Söylemek adetim değildir. Namuslu insanlarla iş yapıldığı zaman ufak tefek işler için bir mukavele tanzimine lüzum yoktur. Evet, size o parayı veren bendim. ''Ya siz miydiniz?'' ''Evet, evet. Şimdi ben de sizi tanıyorum.'' Bana teşekkür etmesine meydan bırakmamak için çabuk davranmak istiyordum.
gözlerimle yiyecek ararken hemen, ''Evet, şimdi pastalarımı almaya geldim.'' dedim. Kadın anlamadı. ''Pastaları mı?'' ''Evet, pastaları almaya geldim. Hiç değilse bir kısmını. Bugün hepsine birden ihtiyacım yok.'' Kadın bir daha sordu. ''Pastaları almaya mı geldiniz?'' Pastaları almaya gelmemin kadına çok tabii görünmüş olması gerekiyormuş gibi yüksek sesle güldüm. ''Şüphe mi var? Pastaları almaya geldim.'' Ve masanın üstünde pandispanya gibi yumuşak bir pastayı alarak yemeye başladım. Kadın bunu görünce kaşlarını çattı. Malını müdafaa etmek istiyormuş gibi gayri ihtiyari bir hareket yaptı. ''Sahi mi söylüyorsunuz?'' dedi. ''Ciddi mi?'' Kadıncağıza misline tesadüf edilmez bir mahlukmuş gibi baktım. Bir adamın kendisine bir avuç para vermesini, sonra gelip aramamasını hiç görülmüş müydü? Bir de şuna bakınız, yoksa o tarzda verildiği için o parayı çalınmış bir para mı addetmişti? Hayır, bunu zannetmiyordu. Zannetmemesi de mesut bir hadiseydi, fakat bu parayı neden vermiştim? Kadın kızmıştı, bağırıyordu. Kendisine neden parayı verdiğimi anlattım. Alçak sesle fakat katiyetle anlattım. Benim mutadım böyle hareket etmekti. İnsanlara o derecede itimadım vardı. Hem hangi bir zaman bana bir mukabele veya bir senet teklif ederlerse başımı sallar. Hayır, teşekkür ederim derdim. Tanrı şahidimdir ki böyle yapardım. Fakat kadın hala anlamıyordu. Başka vasıtalara müracaat ettim. Şimdi sesime amirane bir ahenk vermiştim. Soruyordum, başkalarının kendisine bu şekilde nakit para vermeleri hiç vaki değil miydi? Bir tabii paraları olanlardan bahsediyorum, fakat hayır, hiç kimse ona nakit para vermemişti. Ama bunu ben nereden bilecektim? Başka memleketlerde hep böyle hareket ederlerdi. Belki kadın bu şehirden dışarıya adım atmamıştı, bilmiyordu. Elbet bilmeliydi, öğrenmeliydi ve masanın üzerinden bir avuç pasta daha aldım. Kadın hiddetle homurdandı. Masanın üzerinde duran pastaları bırakmamakta ısrar ediyordu. Hatta bir tanesini elimden aldı. Masanın üzerinde eski yerine koydu. Hakikaten kızdım. Masaya bir yumruk vurdum. Polise şikayet edeceğimi söyleyerek tehdide başladım. Fakat nihayet yumuşadım. Onun için müsamahakar olacağımı söyledim. Fakat hakkımı almak şartıyla. Aksi takdirde bütün dükkanını mahvedebilirdim. Çünkü ortada vaktiyle kendisine verdiğim bir para vardı. Fakat şimdiki halde o kadar ileri gidecek değildim. Alacağımın yarısıyla yetinecektim. Hatta bir daha hiç gelmeyecektim. Yalnız şimdi istediğimi almak şartıyla gelmeyecektim. Nihayet kadın bana 4-5 pasta vermeye razı oldu ve bunlara da hayallerimin erişebileceği kadar yüksek fiyat koydu. Alıp gitmemi söyledi. Fakat ben kavgada devam ettim. Beni hiç olmazsa bir kron aldatıyordu. Akla sığmayan yüksek fiyatlarla aldatıyordu. Acaba bu hareketin kanunen cezası olduğundan haberdar mıydı? Tanrı sizi korusun. Ömrünüzün sonuna kadar kalmak üzere zindana gidebilirdiniz. Nihayet kadın bana bir pasta daha verdi ve dişlerini gıcırdatarak artık gitmemi söyledi. Kendisinden ayrıldım. Hiç böyle vicdansız bir pastacı görülmüş müydü? Pastalarımı yiye yiye çarşıda dolaştığım süre zarfında hep bu kadından bahsediyor, küstahlığını söylüyor, birbirimize söylediklerimizi tekrarlıyordum. Pastalarımı herkese kendi hikayemi anlata anlata yiyordum. Ve pastalar yek diğerini mütakip kayboluyordu. Ne kadar yersem yiyeyim yetmiyordu. Açlığımın sonu gelmiyordu. O kadar açtım ki bir aralık sonuncu pastamı da ağzıma götürdüm. Halbuki bunu arabacılar sokağındaki küçüğe, kızıl saçlı adamın başına tükürdüğü küçüğe saklamaya karar vermiştim. Onu mütemadiyen hatırlıyordum. Yerinden sıçradığı zaman ağlayışını bir türlü unutamıyordum. Adam üzerine tükürdüğü zaman çocuk benim pencereme doğru dönmüştü. Gülüp gülmeyeceğimi görmek istiyordu. Tanrı bilir, oraya vardığım zaman kendisini bulabilecek miydim? Arabacılar sokağına hemen varabilmek için süratle yürüdüm. Piyesimi parçaladığım yerden geçtim. Birkaç kağıt hala kaldırımın üzerinde sürükleniyordu. Az evvel hareketlerimle kendisini şaşırttığım polisin yanından geçtim ve nihayet çocuğun üzerine oturmuş olduğu kapı basamağının önünde durdum. Çocuk orada değildi. Sokak hemen hemen boşalmıştı. Havada kararmaya başlamıştı. Çocuğu hiçbir yerde göremedim. Belki evine gitmişti. Pastayı itinayla kapının önüne koydum. Sonra kapıyı çaldım ve aynı zamanda da koşarak uzaklaştım. Kendi kendime çocuk dışarıya çıkar çıkmaz bulacağı ilk şey bu pasta olacaktır diyordum. Ve çocuğun bu pastayı bulması ihtimaliyle gözlerim budalaca bir sevinçle
Yaş doluyordu. Gara gittim. Artık aç değildim. Fakat yediğim pastalar şimdi midemi bulandırmaya başlamıştı. Kafamdan da çılgın fikirler geçiyordu. Gemilerden birinin ipini kessem diyordum. Birdenbire yangın var diye bağırsam. Rıhtımdan yürümeye başladım. Üzerine oturabileceğim bir sandık arıyordum. Ellerimi sırtımda kavuşturdum. Fakat başım gittikçe dönüyordu. Durdum. Gözlerime üç direkli Rus yelkenlisi, Kopegoro ilişti. Güvertede bir adam vardı. Kırmızı fenerin tam altındaydı. Başımı kaldırarak bağırdım. Adama hitap ederken ne söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Cevap almayı da beklemiyordum. Amirane bir tavırla, ''Kaptan, bu akşam hareket edecek misiniz?'' dedim. Adam, ''Evet, neredeyse'' cevabını verdi. İsveççe konuşuyordu. Kendi kendime Finlandiyalı olmalı diye düşündüm. Bir adama ihtiyacınız var mı? Şu anda benim için menfi bir cevap almanın ehemmiyeti yoktu. Adam hayır cevabını verdi ve ilave etti. Yalnız bir çırak istedik. Bir çırak mı? Hemen silkindim ve gözlüklerimi çıkararak cebime yerleştirdim ve bir adımda güverteye tırmandım. Oh, ben de meslekten değilim dedim. Göstereceğiniz her işi yaparım. Nereye gidiyorsunuz? Boş olarak Leydis'e gideceğiz. Oradan kömür alıp Kadix'e götüreceğiz. Adama tesir yapmaya çalışarak ala dedim. Gideceğiniz yerin bence fazla bir ehemmiyeti yok. Söyledim ya, ne iş verirseniz yaparım. Adam düşündü. Cevap vermeden bana bakıyordu. Nihayet hiç deniz seyahati yaptınız mı diye sordu. Hayır, fakat bana ne iş verirseniz yaparım. Elimden iş gelir. Adam düşünüyordu. Fakat ben kafama bu gemiyle gitmeyi koymuştum ve kabul edilmemekten korkuyordum. Sordum. Ne düşünüyorsunuz kaptan bey dedim. Her işi yapabilirim. İcabında çifte nöbet de beklerim. Kaptan bu son cümlemin üzerinde gülümsedi. Haydi bakalım bir defa deneyelim. Eğer olmazsa İngiltere'de birbirimizden ayrılabiliriz. Sevinçle elbette dedim ve icabında birbirimizden İngiltere'de de ayrılabileceğimizi tekrar ettim. Ve beni derhal işe başlattı. Geminin küpeştesinde yorgunluktan ve hummadan bitmiş bir halde bir an doğruldum. Karaya baktım ve son defa şehre ve pencereleri rengarenk ziyalarla parlayan Kristiyanya'ya veda ettim.